Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan ilçesinde başlatılan projelerin tamamlanması için aralıksız çalışma yürütüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hocazade Mezarlığı'nın etrafındaki koruganları, duvarları tarihi görünüme kavuşturuyor, mermer kaplama yapıyor. Çalışmalar da şu anda sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi Elbistan İlçe Koordinatörü Masar Türk, ilçe genelinde 154 mezarlıkta çalışma yürütüldüğünü söyledi. En geç bir hafta içinde inşallah bitecek. Yani kış ayları olması sebebiyle artık işlerin sonuna doğru geliyor. Fakat bizim burada işimiz bir hafta içinde bitmek durumunda. Elbistan'ımızda 154 tane mezarlık var yaklaşık. Bunlar merkez ve mahalleler olmak üzere tamamı yapılıyor. Tabi aşama aşama yapılıyor. Hepsini biz bu sene bitireceğiz diyemiyoruz ama ihalesi yapılanlar, bu sene bitmesi gerekenler bitiyor. Bitmeyenler de seneye devam edecek bundan sonraki. Elbistan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki trafik kazalarının artması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sanayi içerisinde de levhalama çalışmalarını güçlendirmeye gitti. Elbistan Küçük Sanayi Sitesi'nde çok sık trafik kazası yaşanmasının ardından harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sanayi içerisindeki yol geçitlerine trafik levhalarını dikerek sürücülere uyarıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak da en azından bize düşen görev olarak burada trafik levhalarını, işaret levhalarını yapmak suretiyle bunun en aza indirilmesi konusunda da çaba sergiledik. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un özel ilgi gösterdiği Ceyhan Nehri rekreasyon çalışmaları da devam ediyor. Çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Masar Türk, havaların müsaade ettiğince çalışmalara aralıksız devam edileceğini söyledi. Burada Elbistan'ımıza yakışan, güzel olan, yani insanlarımızın huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir ortam oluşturmaktır. Bunu da onların birlikte hoşgörüsüyle, onların çabalarıyla birlikte yapmak istiyoruz. Kaldırılmak için çalışmalar, görüşmelerimiz sürüyor. Ceyhan Nehri rekreasyon çalışmaları kapsamında nehir kenarındaki eğlence mekanlarının da kaldırılacağını belirten Türk, mekan sahipleriyle görüşmelerin sürdürüldüğünü belirterek Ceyhan Nehri kıyısının tamamının halka açılacağını söyledi. Eğlence mekan işletmecilerinden Ökeş Nacar da yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un aldığı karar doğrultusunda mekanların kaldırılması kararını desteklediklerini söyledi. Şimdi Fatih Başkanım bize sağ olsun gereken yardımcı yaptı. Buraların eğlence sektöründen hariç Ceyhan kenarının temiz ve berrak olması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ve de eğlence merkezlerinin burada, yani bu şekilde işlem yapıldığı zaman buradan ailelerin geçmesini, emlak sektörüne bakarsak evlerin, kenardaki evlerin, ailelerin rahatsız olduğunu gördük. Biz de Fatih Başkanım nasıl bir önlem aldıysa ona saygı duyuyoruz. Kaldırılmasını biz de istiyoruz. Yani ne gerekiyorsa Fatih Başkanımıza bıraktık biz. Nacar konuşmasında eğlence mekanlarının hızlı yapılanma sonucu şehrin binaların arasında kaldığını belirterek, bu bilinçle Başkan Erkoç'un talepleri doğrultusunda eğlence mekanlarının kaldırılmasından yana tavır aldıklarını söyledi. 3 sefer 4 sefer görüştük. Arkadaşlarla da görüştük, gazinocularla da. Zaten kendiler de gereken neyse o yapılsın diye tabirde bulundu. Başkanımıza bıraktık biz. Başkanım nasıl öngörür, ne yapmak ister, başkanımın işi.